kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için okunmaktadır. Okuyanın adı ve soyadı İpek Ergüden. Montaigne Denemeler. Türkçesi Sabahattin Eyüboğlu. Cem Yayın Evi 21. Basım İstanbul 1993. 1. Kasetin A Yüzü. Ön Söz 1. Montaigne ülkemizde pek tanınmış olmamakla birlikte bu çevirileri uzun bir ön sözle vermeye cesaret edemedim, bunu gerekli görmedim. Çünkü Montaigne eserini zaten kendisini tanıtmak için yazmış. Onunla okuyucu arasına girecek olan herkes boş sözler söylemek tehlikesine düşer. Üstelik de Montaigne'in Türk okurlarına hiç de yabancı gelmeyeceğini sanıyorum. Çünkü yeni Avrupa'nın ana kaynaklarından biri olan bu büyük düşünce kaynağının bize Avrupa'dan gelen her kitapta biraz payı vardır. Yeni düşünce, insan bilincinin insanı ve doğayı serbestçe tanımak çabası ise Montaigne bu çabanın ilk büyük hamlesidir. Bugün bizim de kavuştuğumuz serbest düşünceye o, 400 yıl önce ve bizim uyanış devrimize birçok bakımlardan benzeyen coşkun bir dönemde kavuşmuştur. Bugün bir Türkçe gibi değişen kıvrak ve başıboş bir dille, şimdi anlamları çok değişmiş taze Fransızca sözcüklerle, halk deyimleriyle yazılmış olan denemeler, çeviriye en az elverişli kitaplardan biridir. Bu çevirileri iddialı birer örnek olarak değil, birer deneme olarak veriyorum. Parçaların seçilmesi de daha çok gelişigüzeldir. Montaigne'den yapılacak her seçme ister istemez keyfi ve eksik olacaktır. Bunlar denemelerin ötesinden berisinden koparılmış düşüncelerdir. Montaigne'in bahçesinden her geçişte insan çok değişik demetler yapabilir. Önsöz 2. Tercüme dergisinde başlamış olan bu çevirilere 1940'ta yazmış olduğum bu kısa önsözü uzatmak niyetinde değildim. Fakat Montaigne üstüne okuduğum bir yazı üzerine okurlara bir iki söz daha söylemek hevesine düştüm. La Nouvelle Revue Critique'de Henri Guileman, Montaigne'in denemelerde kendini tanıtmak gibi olanaksız, gereksiz bir işe giriştiğini, böyle yapmakla da işten kaçmış, kusurlarını düzeltecek yerde itiraf etmiş olduğunu söylüyor. Denemeler 17. yüzyıldan beri buna benzer hücumlara uğrar. Fransa'nın başına gelen felaketlerin nedenini Montaigne ve benzeri yazarlarda bulanlar bile olur. Montaigne insanda iman bırakmazmış, okuyanı sistemli bir düşünceye gitmekten alıkoyarmış, hayattan uzaklaşıp tembelliğe, uyuşukluğa götürürmüş. Gerçekten Montaigne kent hayatından kaçmış, denemeleri keyfi için yazmış, onu okuyanların imanını sarsmıştır. Fakat bunu öyle bir zamanda yapmıştır ki insanın oturup serbestçe düşünmesi işlerinin en gücü, kendi keyfi için yazı yazmak, gerçeği bulup göstermenin belki tek yolu, insanların ruhlarındaki iman da yıkılması, değişmesi gereken cinsten bir imandı. Montaigne hep kendini anlatıyordu ama kendini anlatırken insan düşüncesini yeni bir yola sokuyor, köhne inanışları, doğaya, akla aykırı alışkanlıkları, safsataları baltalıyor, dünya sevgisine, bilimsel düşünüşe, gerçekçi edebiyata yol açıyordu. Bir insanda bütün insanlığın sorunları bulunduğuna inandığı için kendini anlatırken yalnız kendini düşünmüş olmuyordu. Kendini değil de başkalarını anlatmış olsaydı, denemelerde yine aynı düşünceler, aynı duygular olacaktı. Onun zamanında kendini, insanlığı ve doğayı keşfe çıkmak, cüret, iman ve çaba isteyen bir işti. Fransa böyle bir girişimden zarar görmüştü demek, tutucu, dindar bir Fransa daha mutlu olacaktı demeye varır. Doğrusu böyle bir Fransa ve böyle bir dünya isteyenlere Montaigne'i beğendirmek güçtür. Gerçi Montaigne de türlü türlü düşünceleri, ileri geri bütün siyasi inançları destekleyen ya da öyle görünen düşünceler bulunabilir. Onda bir taraflı, sistemli, sürekli bir görüş olmadığı için bugün çeşitli yollara ayrılmış olan insan düşüncesi onu istediği yana çekebilir. Ama hiçbir zaman çekilemeyeceği taraflar vardır. Bunlardan biri doğa ötesi, biri de bağnazlıktır. Denemeleri okuyan şu iki dersi anlamazdan edemez. Doğanın istediği gibi düşün ve yaşa, hiçbir kitabın, hiçbir doğanın kölesi olma. Aldanmıyorsam Batı kültürünün Montaigne'den bugüne kadarki gelişmesi genel olarak bu iki derse sadık kalmıştır. Ancak aşırı ideolojiler az çok bağnazlığa muhtaç oldukları için Montaigne pek işlerine gelmez. Tek taraflılığı küçümseyen bu adamın halkta kendi doktrinlerine karşı kuşku uyandırmasından çekinirler. Oysa Montaigne'den ders almamış, yani doğa ötesinden ve taassuptan kurtulamamış bir düşünce,
körü körüne bir partiye ancak kul olarak hizmet edebilir, yaratıcı, geliştirici güç olarak değil. Montaigne'in işi diğer hümanistler gibi yeni düşüncenin ana yolunu açmak oldu. Üst tarafını başkaları düşünecekti, düşündüler, daha da düşünecekler. Şurası kesin ki Montaigne her zaman düşüncemizin çemberlerini kırmaya, kendi kendimizi eleştirip aşmaya yardım edecek. Gerçi denemelerde yeniliğe, yıkıcılığa, devrime karşı sözler vardır. Montaigne toplumun düzenini birdenbire değiştirmenin ortalığı tümüyle karıştıracağına inanır. Fakat korktuğu şey yenilik değil, kargaşadır. Bir de eski değerlerin büsbütün ortadan kalkmasına razı değildir. İnsanlığın vardığı olumlu sonuçların yeni hayata mal edilmesini ister. Krallığa ve kiliseye gösterdiği saygıya gelince bu saygı içten de olsa her iki kurumun temellerini yıkmakta denemelerden daha iyi bir silah icat edilmemişti. Bütün sorun kralların ve papaların herkes gibi bir insan olduklarını, herkes gibi iyi ya da kötü olabileceklerini, insan aklının onları sorguya çekebileceğini insanlara anlatmaktı, üst tarafı kolaydı. Montaigne'in içtenliği üstüne çok şey söylenebilir. Alçak gönüllülüğünün sahte, itiraflarının yapmacık olduğundan söz edilebilir. Ama hangi yazar ondan daha içten olabilmiştir? Aslında içtenliğin ne demek olduğu da pek belli değildir. İnsan ne yaparsa yapsın, kendini tam olduğu gibi anlatamaz. O kadarını kendi de bilmez. Montaigne bu konuda öncü olmak, elinden geleni yapmak ve herkes olabileceği kadar içten olmaya çağırmakla görevini yapmıştır. Kendilerini anlatanlar arasında ondan daha ileri gitmiş yazar da hala pek yoktur. Denemelerini tam olarak çevirebileceğimi sanmıyorum. Bunu daha sabırlı ve daha yetkili bir çevirici er geç yapacaktır. Ben sadece derlemeler yapmak ve bundan sonra bir cilt daha vermek niyetindeyim. Latince sözleri Fransızca çevirilerden çevirdim ve asıllarını merak eden olur diye metinden ayırmadım. Ön sözlerden sonra Montaigne'in hayatına ait bilgiler bulabileceksiniz. Değişik tarihlerde yazılmış olan bu çevirilerdeki dil, deyim tutmazlıklarını okurların hoş görmesini dilerim. Ön söz 3. Montaigne, Avrupa'ya serbest düşünmesini öğretmiş olan adamdır demek fazla büyük söylemektir. Ama böyle bir söz olsa olsa Montaigne için söylenebilir. 16. yüzyılda serbest düşünmek, babadan kalma, donmuş, su götürmez düşünce kalıplarını zorlamak, başka türlüsünü düşünmeyi kimsenin göze alamadığı inançların doğruluğundan kuşku duymak, hastalıklardan dinlere, adetlerden kanunlara kadar insan hayatının her yönü üzerinde kendi aklının ışığıyla yeni baştan düşünce yürütmekti. Buysa o zaman tek başına Amerika'yı keşfe gitmek gibi bir işti. Gerçi Rönesans Avrupa'sında bu iş artık olanaksızlıktan çıkmış, okur yazarlar bir yandan dünyanın bir yandan da Yunan ve Latinlerin daha iyi tanınmasıyla insanoğlunun türlü türlü düşünmesi olanağı bulunduğunu öğrenmiş, yer yer zaman zaman hocadan izinsiz düşünme denemelerine başlamışlardı. Fakat bütün hayatını bu denemelere hasreden, kendini serbest düşüncenin deney tahtası haline getiren ilk adam Montaigne oldu. Gerçekten de Montaigne yalnız denemelerini yazmak için yaşamış gibidir. Bundan başka kitabı olmadığı gibi hayatının da bu kitaptan başka serüveni yoktur. Ben kitabımı yaptığım kadar da kitabım beni yaptı der. Denemelerin yazıldığı 20 yıl içinde 1572'den 1591'e yani ölümüne kadar Montaigne kendini kitabını kendine göre ayarlamakla uğraşır. 1581-1585 yılları arasındaki Bordo kentinin belediye başkanlığı onu kütüphanesine ve denemelerine daha fazla bağlamaktan, kendi kendini işleyen ve geliştiren düşüncesine yeni ipuçları getirmekten başka bir işe yaramamıştır. Özellikle son 7 yıl içinde Montaigne, Perigord'daki küçük şatosunun kulesine öyle kapanmıştır ki, ülkesini kasıp kavuran en kanlı din kavgaları, evine kadar sokulan eli bıçaklı insanlar bile onu telaşa düşürmemiş, köşesinden ve kitabından ayırmamıştır. Daha önceki hayatı da çok sevdiği ve saydığı bir babanın akıllıca yönetimi altında denemelerin hamurunu yoğurmakla geçmiştir. Doğar doğmaz özellikle köylüler arasına gönderilen, gözlerini Rönesans gibi denemelerin de anası olan doğanın şımartılmaz şefkati içinde açan Montaigne, o zaman insan düşüncesini besleyen bilgileri en sağlam, en köklü bir şekilde veren düzenli, özenli bir öğretim gördü. Babası kendisini Latince'yi ana dilinden önce öğretecek kadar ileri gitmişti.
Denemelerde Montaigne'in eskilerle o kadar senli-benli olması bu hazırlık sayesindedir. Montaigne'in gençliğinde öğrenme hazının dışında bulunduğu en büyük sevinç kaynağı Etienne de la Boite ile olmuş. Kaldı ki düşüncesinin bereketini andıran bu dostlukta La Boite'ın genç yaşta ölümünden sonra denemelerin duygu ve düşünce kaynaklarından biri olmaya yaramıştır. Montaigne bütün Fransızlar gibi yerine yurduna bağlı olmakla, dönüp dolaşıp doğduğu yere dönmekle ve orada ölmekle birlikte peteğine çok uzaklardan, bütün dünyadan bal taşıyan bir düşünce arasıydı. Yeni keşfedilen Amerika'dan Türk padişahının sarayına kadar her yerde olup bitenlerin meraklısıydı. Ön sözünde yalnız ailesi için yazdığını söylediği kitabında karısından, doğup doğup ölen kızlarından hemen hiç söz etmeyen Montaigne, bu içine kapanmayı herkesten iyi bilen adam hep dışarıyla, başkalarıyla uğraşır. Kendini dünyadan koparıp tek başına kalmayı bilen de o, dünyada, Avrupa'da dünya vatandaşlığının ilk ve en açık sözcüsü de odur. Bakın ne diyor, bütün insanları hemşerim sayıyorum, bir Polonyalıyı tıpkı bir Fransız gibi kucaklıyorum, dünya ile akrabalığımı kendi milletimle akrabalığımdan üstün tutuyorum, doğduğum yerin pek o kadar heveslisi değilim, kendi düşüncemle varlığım, yeni bilgiler bana sırf rastlantılarla edindiğim hazır ve gelişigüzel bilgilerden daha değerli gelir. Kendi kazandığımız temiz dostluklar nerede, iklim ve kan dolayısıyla bağlı olduğumuz dostluklar nerede? Denemeler, kendini tanı ilkesinin bütün bir ömre uygulanmasıdır. Bu bakımdan Montaigne, Sokrat'ı, Platon'dan çok daha iyi anlamış sayılabilir. Hiç kimse kendi kendini onun kadar sabırla, inatla, dikkatle gözetlememiş, en gizli, en ele avuca sığmaz hallerini yakalamakta onun kadar tetik davranmamıştır. Hayatın bütün hazları gibi uykusuna da pek düşkün olan bu adam, kendi kendini uyur ve rüya görür halde yakalayıvermek için uşaklarına gece onu birdenbire uyandırmalarını tembih edermiş. Bizim Şeyh Galib'in "Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen" sözünü mistik anlamından soyarsanız, tam Montaigne'in kendi kendine söyleyeceği şey olur. Her insanda bütün insan halleri vardır diyor kendisi de. Bununla birlikte aynı Montaigne kendi dışına çıkmak demek olan okumayı ve gezmeyi bir aşk haline getirmiş. Gezilerde en çok sevdiği şey yabancı bir yerde uyandığı sabahlar yepyeni şeyler göreceğini düşünüp sevindiği an olurmuş. Bildiği yerlere pencereden bakmak bile ona sıkıntı verirmiş. Kitaplarını da tıpkı gezer gibi okurmuş. Okumuş olmak için değil, yeni ufuklar, yeni lezzetler, yeni düşünceler bulmak için. Tekrar tekrar okuduğu kitaplarda herkes yeni yeni bir şeyler bulması, onları dilediği zaman dilediği bir yerinden açıp okumasından ileri geliyor. Ondan çok kitap okuyan olmasın. Buna karşın düşünürken, duyarken kim onun kadar kitaplardan sıyrılmasını bilmiştir. Gerçi denemeler adım başında başkalarından alınmış sözlerle doludur. Fakat bu sözlerin ne kadar benimsenmiş, ne kadar yaşanmış olduğunu göreceksiniz. Bilgiçlik taslayanlar bile başkalarından bu kadar bol alıntı yapmadıkları halde Montaigne'in bilgiçlik tasladığı hiçbir okurun aklından geçmez. Bilgiçlerin ilk ve amansız düşmanı da o değil mi zaten? Montaigne'in Avrupalılara öğrettiği en önemli yollardan biri de kendi düşüncemizi başkalarının düşüncesiyle zenginleştirmesini bilme yoludur. İnsan denemeleri okurken derelerin ırmakta, çiçeklerin balda erimesine benzer bir düşünce kaynaşması, yoğrulması görür gibi olur. Montaigne'in bir tek insanda bütün insanlığı dile getirmesi, kimseye benzemeden herkes olması, dünya ile bağdaşıp kendine özgü kalması kuşkusuz biraz da hatta çoklukta eşsiz, diri, kıvrak, tadına doyulmaz dili, düşüncesiyle teklifsizce sarmaş dolaş olan söyleyişidir. Aslında Dante'nin İtalyanca'da, Cervantes'in İspanyolca'da, Shakespeare'in İngilizce'de yaptığını Fransızca'da yapmış, halkın sokağın diliyle her düşüncenin ne kadar derin, ne kadar ince olursa olsun pekala söylenebileceğini kanıtlamıştır. Ah, keşke Paris'in sebze pazarında kullanılan sözcüklerle konuşabilsem der Montaigne ve Platon'un düşüncesini anlatırken o sözcükleri kullanmaktan çekinmez. Bütün yaşanmış, gerçek düşünceler gibi Montaigne'in düşüncesi de çokluğun kullandığı dile başvurmuş, herkesin konuşmasına uymakla kendi rengini yitirmemiş, tersine daha fazla bulmuştur. Denemelerin her satırında Montaigne babacan bir eda ile hep serbest düşün, rahat söyle der gibidir.
Avrupa'da çokları Montaigne'i bir filozof saymaz, onu daha çok edebiyata mal ederler. Filozofu bir düşünce sistemi kuran diye alırsak, Montaigne gerçekten Descartes, Hegel, Kant, Comte gibi filozofların yanına girmez. Kendi de zaten bu birlikteliğe razı olmaz. Montaigne'in sistemi olsa olsa hiçbir sisteme girmeden düşünme yoludur. Ona göre insan düşüncesi sistemleri kırarak gelişir. Çünkü hiçbir sistem hayatı ve insanı bütün zenginliğiyle kucaklayamaz. Montaigne'in istediği her gün her şeyi yeni baştan düşünebilmektir. Fakat Montaigne'in her şeyin doğruluğundan her zaman kuşku duyması, kendi bulduğu gerçek karşısında bile dudak büküp, "Que je, ne bileyim" demesi, önceden verilmiş bir karara, bir sistemli davranışa benzemiyor. Böyle bir davranıştan ancak babasının hatırı için yazdığı Raymond Sadomba öyküsü dolayısıyla söz edilebilir. Ama orada da Montaigne insan hakkından kuşku duyarken aynı akla yeni ipuçları vermekte, dokunulmadık yeni gerçekler ortaya koymaktadır. Denemelerde hiçbir kuşkunun, kararsızlığın izine rastlamayan, her biri bir sistemin temeli olacak kadar sağlam, kendinden emin hükümler çoktur. Ruhla bedenin ayrılmazlığı, hayatın sürekli bir değişme olduğu, doğanın aşılmakla değil ona uyulmakla yenilebileceği gibi. Filozofu yalnızca sistem kuran değil, bize düşünmesini öğreten adam olarak görenler içinse asıl filozof Montaigne, diğerleri sistemciler daha çok bilim adamlarıdır. Gerçekten de Montaigne'in asıl gördüğü iş, bize bir tek insanı, ki Montaigne'in asıl istediği güya buydu, bir düşünüşü, bir bilgi yolunu tanıtmaktan çok, hepimizin günlük hayatına kadar inerek, bizi yaşarken düşünmeye, düşünürken yaşamaya, kendi kendimizin düşüncesini aşmaya sürmesidir. Hiçbir sorunda Montaigne, "Ben sizin yerinize düşündüm, düğümü çözdüm, siz artık düşünmeyin, yalnızca benim dediğime uyun" demez. Hep, "Bakın düşündükçe neler çıkıyor ortaya. Siz de bir düşünün. Kendi içinize ve çevrenize bakın. İpucu isterseniz işte benimki, işte Sokrates'inki, işte falan köylününki" der gibidir. Bir adım, bir adım daha derken kendimizi Montaigne'le birlikte hayata, insan düşüncesinin çıkabildiği tepelerin birinden bakar buluruz. Montaigne bir ahlakçı olarak da sistemli değil, hele dogmatik hiç değildir. 1952 Önsöz 4. Cem Yayın Evi'nin ne hazırladığım bu son baskı için Montaigne'in bahçesinden bir hayli dolaştım yeniden. Neden derlemediğime şaştığım, ne yapraklar buldum ve bir kez daha anladım ki insan gibi tükenmez bir maden bu denemeler. Okuyup bir köşeye bıraktığınız kitaba Montaigne gizlice gelip bir şeyler daha ekliyor sanki zaman zaman. Bir tek insan bütün insanlık serüvenini taşıyor bu kitapta. Bir tek insan hep kendisi kalarak en değişik, kendinden en uzak insan hallerine girip çıkıyor. İnsanların yarattığı tanrıların hiçbirini küçümsemeden ama hiçbirine bağlanmadan bütün inançları süzüyor merakla. Kitaplığının penceresinden hiç alay ederek değil ama hep gülümseyerek seyrediyor alaca bulaca dünyamızı. Solukları tükenen, sorunları tükenmeyen insanları. Kaşlarına çatarak baktığı kişiler, yalnız kendi inançları ve çıkarları için başkalarını asıp kesenler, bir de kendilerini bilmeden bilgin geçinenler, ders almasını bilmeden ders verenler. Yalnız onlardan söz ederken tutamıyor öfkesini, hoşgörülüğünü onlardan esirgiyor yalnız. Düşünce derinliği, bilgi zenginliği, anlama gücü ne kadar büyük olursa olsun, Montaigne ne bilgin denebilir ne de filozof. Kendisinin de hiç istediği yok zaten öyle denilmesini. Eğitmek, öğretmek, sorunları çözmek, yol göstermek değil, olsa olsa uyarmak onun istediği. Ona göre kimse kimseyi değil, herkes kendi kendisini adam eder, etmelidir. Adam olmaksa kendini bilmekle başlar zaten onun için ve kendi gözüyle dünyadan görebildiği kadarını insanlara duyurmakta biter. Montaigne çevirileri yıllar yılı, zor olduğu kadar da tatlı bir uğraş oldu benim için. Çevirdikçe sevdim, sevdikçe çevirdim onu. Güzelim dilini hala rahatça anlar duruma gelmiş değilim. Ona söylemediğini söyletmek korkusuyla çevirmediğim, çevirip bastırmadığım parçalar çevirdiklerimden daha fazladır. Biz daha dün yaşayan yazarlarımızı, Ahmet Haşim'i bile yeni Türkçe'ye çevirirken Fransızlar Montaigne'in 400 yıl önceki dilini yeni Fransızca'ya çevirmeye kıyamıyor ya da cesaret edemiyorlar.
Montaigne'in uydurduğu sözcükler bir yana, anlamları çok değişmiş ya da hiç kullanılmaz olmuş deyimler bir hayli şaşırtıp oyalıyor insanı. Ama öyle sıcak bir iştenliği var ki bu dilin, seve seve uğraşıyorsunuz özüne varmaya. Çok yerde Montaigne'i kendi çağında İngilizce'ye çeviren Floraid'e başvurmuşluğum oldu. Ama o da çok kez Montaigne'in sözcüklerine kıyamayıp olduğu gibi almış kendi diline. 1970 Sabahattin Eyüboğlu. Montaigne'in yaşamı. 1533 Michael de Montaigne doğuyor ve Papasu köyünde bir süt nineye gönderiliyor. 1535 Michael Fransızca bilmeyen Horstanus adlı bir Alman eğitmenine veriliyor. Bu eğitmen Michael'ın babasının İtalya'da gördüğü yeni bir yöntemle çocuğu hep Latince konuşarak yetiştiriyor. 1539 Michael 6 yaşında Fransa'nın en iyi kolejlerinden birine Guyen Koleji'ne giriyor. Burada 7 yıl okuyor, Latin şiirinin tadına varıyor ve biraz da Yunanca öğreniyor. 1546 Bordo'da Edebiyat Fakültesinde felsefe okuyor. 1548 Bordo'da isyan. Michael Toulouse'da hukuk okuluna gidiyor. 1554 Montaigne'in babası Bordo Belediye Başkanı oluyor. 1555 Montaigne babasıyla Paris'e gidip geliyor. 1557 Bordo Belediye Meclisi'ne giriyor. 1558 Montaigne ile La Boite arasındaki büyük dostluk başlıyor. 1559 Bordo'da mezhep kavgaları. Bir tüccar diri diri yakılıyor. Amyot, Plutarchos'un hayatlarını Fransızca'ya çeviriyor. Montaigne'in en çok seveceği okuyacağı kitap bu olacak. 1561 Bordo Belediye Meclisi Montaigne'i önemli bir görevle saraya gönderiyor. La Boite siyasal hayata giriyor. 1562 Protestanlara karşı şiddet hareketleri başlıyor. Montaigne, Rouen şehrini Protestanlardan almaya giden kral ordusuna katılıyor. 1563 Montaigne Bordo'ya dönüyor. La Boite ölüyor. 1565 9. Charles Bordo'ya gelip bir süre kalıyor. Montaigne, François de la Chansen'la evleniyor. 1568 babası ölüyor. Miras 5 erkek, 3 kız kardeş arasında bölünüyor. Michael Montaigne çiftliğinin sahibi oluyor. 1569 Montaigne babasının isteğiyle yaptığı Raymond Sabon'un Tulagia üzerine bir eserinin çevirisini bastırıyor. 1570 Montaigne Bordo Belediye Meclisi'ndeki görevinden istifa ederek Paris'e gidiyor. La Boite'ın Latince şiirleriyle çevirilerini bastırıyor. Montaigne'in ilk kızı doğup 2 ay sonra ölüyor. 1571 Montaigne çiftliğine çekiliyor ve kütüphanesine şu Latince kitabeyi yazıyor. 1571 yılı Michael de Montaigne 38 yaşında. Doğum yıl dönümünden bir gün önce meclisteki kulluğundan ve memuriyetinden bıkmış. Fakat sapasağlam olarak kitapları arasına dönüyor ve geri kalan günlerini orada sessizlik içinde geçirmeye karar veriyor. 1572 Saint-Barthélemy Kırımı. Montaigne denemelerini yazmaya başlıyor. Plutarchos'un ahlaki eserlerinin çevirisi çıkıyor ve Montaigne'in elinden düşmüyor. 1573 İç Savaş. Montaigne kralın ordusuna katılıyor, görevle Bordo'ya gönderiliyor. 1574 Montaigne'in 4. kızı doğup 3 ay sonra ölüyor. 1575 Montaigne Paris'e gidiyor. 1576 Montaigne Piron felsefesiyle yakından ilgileniyor. Raymond Sabon üstüne babasına söz verdiği eseri yazmaya başlıyor. 1577 Montaigne'in 5. kızı doğup 1 ay sonra ölüyor. Henri de Naver, Montaigne'e yüksek bir rütbe veriyor. Montaigne ilk kez kum sancılarına tutuluyor, denemelerine devam ediyor. 1578, Montaigne küçük bir orman satın alıyor. 1579, Montaigne kendini en çok anlattığı denemelerini yazıyor. 1580, denemeler ilk kez 2 cilt halinde basılıyor. Montaigne İsviçre'ye, İtalya'ya gidiyor. Paris'e dönüp kitabını krala sunuyor, kral beğeniyor. 1581 Montaigne evine dönüyor. 1582 Montaigne Bordo Belediye Başkanı oluyor. Denemeleri birçok eklemeleri yeniden bastırıyor. 1583 Montaigne'in 6. kızı doğuyor ve birkaç gün yaşıyor. 1584 Navarre Kralı, sonraki 5. Henry, Montaigne'in çiftliğine gelip 2 gün kalıyor.
1585 Montaigne Mareşal Matignon'la mektuplaşıyor, iç savaşta önemli roller oynuyor, Bordeaux'da veba çıkıyor, Montaigne görevi başına gelemiyor, başkanlığı bitinceye kadar yakın bir kasabada kaldıktan sonra ailesini alıp veba bölgesi dışına çıkıyor. 1586 Montaigne tarihçileri okuyor, 1587 Henri de Navarre tekrar Montaigne'in çiftliğine geliyor. 1588 Montaigne denemelerin 4. baskısı için Paris'e gidiyor, yolda ligçiler tarafından soyuluyor, Paris'te denemelerin hayranlarından Mademoiselle de Gournay ile tanışıyor, iç savaş şiddetleniyor, Montaigne kralla birlikte Rouen'e gidiyor. Tekrar Paris'e dönüşünde bir gün için Bastille'e atılıyor. 1589 Montaigne evine çekilip kitap okuyor, denemelerin yeni bir baskısını hazırlıyor. Birçok eklemeler yapıyor, kitap en olgun şeklini buluyor. 1590, Montaigne'in kızı evleniyor. Yeni kral 4. Henry, Montaigne'e mektup yazıyor, yanına çağırıyor, Montaigne gidemiyor. 1591, Montaigne'in kızının bir kızı doğuyor. 1592, Montaigne ölüyor. Montaigne üzerine düşünceler. Denemelerde gördüğüm her şeyi Montaigne'de değil kendimde buluyorum. Pascal. Bir kitap buldum burada. Montaigne'in kitabı. Yanıma almadım sanıyordum. Aman ne hoş adam. Ne zevk onunla birlikte olmak. Mademoiselle de Sevigne. Montaigne. O hoş sohbet insan. Bazen derin, bazen sudan. Kuşku duymasını bilmiş, burnu bile kanamadan. Kerli ferli softalarla alay etmiş sakınmadan. Voltaire. Eminim alışacaksınız Montaigne'e. İnsanoğlu ne düşündüyse onda var ve bu kadar güçlü biçem zor bulunur. Bir şey öğretmiyor çünkü hiçbir şey kestirip atmıyor. Dogmacılığın tam tersi, mağrur adam ama kim mağrur değil ki? Alçak gönüllü görülenler büsbütün mağrur değiller mi? Her satırında ben kendim diye konuşuyor ama ben kendim demeden hangi bilgiye varılabilir? Haydi bırakın Allah aşkına hocam. Filozofun, metafizikçinin bundan iyisi görülmemiş. Mademoiselle de Defant. Montaigne, o tanrı gibi adam, 16. yüzyılın karanlıkları içinde tek başına diri ve tertemiz bir ışık saçmış. Dehası ancak zamanımızda gerçek ve felsefi düşünce boş inançların, gericiliklerin yerine alınca anlaşıldı. Green. Montaigne'in düşünceleri yanlış ama güzel. Malebranche. Yazarların çoğunda yazan adamı görüyorum. Montaigne'de ise düşünen adamı, Montesquieu. Çocukken babamın kitaplarından bana Denemeler çevirisinin perişan bir cildi kalmıştı. Yıllar sonra kolejden çıkışımda bu cildi okudum ve ötekini arayıp buldum. Bu kitapla ne büyük haz ve hayranlık saatleri geçirdiğimi hatırlıyorum. Bu kitabı yaşadığım başka bir hayatta yazmışım gibi geliyor. O kadar candan bana, benim düşüncemi, benim hayat deneyimimi söylüyordu. Emerson. Montaigne amma da düşünce çalmış benden. Barenger. Montaigne ölüyor. Kitabını tabutunun üstüne koyuyorlar. Cenazesinde yakını olarak din bilgini Cheron ve manevi kızı Mademoiselle de Gournay var. Resmen septik olarak Bayle ve Node onlara katılıyor. Sonra Montaigne'e az çok bağlananlar, bir an için ondan zevk almış olanlar, bir an için yalnızlık sıkıntısından kurtardığı, kuşku duyurmak sayesinde düşündürdüğü kimseler, akraba ve komşu olarak Madame de Sévigné, La Fontaine, onun yaptığını yapmaya özenip onu taklit etmeye onur bilenler. La Bruyère, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, ortada tek başına Voltaire, daha az önemli kimseler, karmakarışık. Saint-Evremond, Chalouet, Garat, daha arkada çağdaşlarımız ve belki hepimiz, ne büyük bir cenaze alayı. Bir insanın beni için bundan daha fazla umulabilir mi? Peki ama ne yapıyorlar bu cenaze alayında? Tören gereğince hüngür hüngür ağlayan Mademoiselle de Gournay'dan başka herkes konuşuyor. Ölenden onun sevimli taraflarından, hayata bu kadar karışan felsefesinden söz ediyorlar. Herkes kendi kendinden söz ediyor. Onunla herkesin ortak olduğu taraflar ortaya konuyor. Kimse ona olan borcunu unutmuyor. Her düşünce onun bir yankısı gibi. Korkarım bu alayda dua eden tek adam Pascal'dır. Saint-Beuve.
Montaigne'i sevmek, kendini sevmek, kendini her şeye tercih etmektir. Montaigne'i sevmek yalnız gerçeği değil, doğruluğu ve ödev duygusunu da yalnız kendinden yana çekmektir. Montaigne'i sevmek, hayatımızda hazlara, zavallı yaratılışımızın kaldıramayacağı kadar yer vermektir. Buranetük. Montaigne, Fransız Rönesansı'nı bitirip klasik çağa haber veriyor. Lanson. Pilatus'un devirler boyunca yankısı çınlayan korkunç sorusu karşısında Montaigne daha insanca, daha din dışı, başka bir anlamda İsa'nın tanrıca cevabını vermiş oluyor. Gerçek nedir? Gerçek benim. Yani Montaigne gerçek olarak sahiden tanıyabileceği tek şeyin kendisi olduğuna inanıyor. Onu kendinden söz etmeye götüren budur. Çünkü kendini bilmeyi ayrıca her şeyden daha önemli sayıyor. İnsanların ve her şeyin yüzünden maskeyi kaldırmalı diyor. Maskesini atmak için kendini anlatıyor. Maske insanın kendinden çok ülkesine ve devrine ait olduğu için de insanlar maske yüzünden birbirinden ayrılıyor. Böylece maskesini gerçekten atan insanda hemen kendi benzerimizi buluyoruz. André Gide. Atan insanda hemen kendi benzerimizi buluyoruz. André Gide. Atan insanda hemen kendi benzerimizi buluyoruz. Birinci kasetin B yüzü, denemeler, sayfa 26. Okuyucuya. Okuyucu, bu kitapta yalan dolan yok. Sana baştan söyleyeyim ki ben burada yakınlarım ve kendim dışında hiçbir amaç gütmedim. Sana hizmet etmek yahut kendime ün sağlamak hiç aklımdan geçmedi. Böyle bir amaç peşinde koşmaya gücüm yetmez. Bu kitabı yakınlarım için bir kolaylık olsun diye yazdım. İstedim ki beni kaybedecekleri zaman, ki pek yakındır, hakkımda bildikleri daha ayrıntılı ve daha canlı olsun. Kendimi herkese beğendirmek niyetinde olsaydım, özenir, bezenir, en gösterişli halimle ortaya çıkardım. Kitabımda sade, doğal ve her günkü halimle, özentisiz, bezentisiz görünmek isterim. Çünkü ben kendimi olduğum gibi anlatabiliyorum. Burada kusurlarım nasıl bir adam olduğum, edebin, terbiyenin izin verdiği ölçüde açık olarak görülecektir. Hala ilk doğa kanunlarının rahat serbestliği içinde yaşadıkları söylenen insanlar arasında olsaydım, emin ol ki kendimi taslamam ve çırılçıplak da gösterirdim. Kısacası okuyucu, kitabımın özü benim. Boş zamanlarını bu kadar sudan ve anlamsız bir konuya harcaman akıl kârı olmaz. Haydi uğurlar olsun. Montaigne, 1 Mart 1580. Kendisi. Boyum ortancanın biraz altında, bedenim sağlam yapılı ve toplucadır. Yüzüm şişman değil, dolgundur. Tabiatım neşe ile hüzün arasında oldukça ateşli ve sıcakkanlıdır. Sağlığım ta genç yaşımdan beri düzgündür. Hastalığa tutulduğum azdır. İşte ben böyleydim. Kendimi 40 yaşımı aşıp ihtiyarlığın yolunu tuttuğum şu andaki halimle anlatmıyorum. Yıllar için için aşındırır. Olgunluk çağına varmış güçleri. Bundan sonraki halim ancak yarım bir varlık olacak. Ben artık o ben olmayacağım. Gün geçtikçe kendimden ayrılıyor, uzaklaşıyorum. Bir şey koparır bizden yıllar akıp giderken. Denemelerin konusu. Başkaları insanoğlunu yetiştire dursun, ben onu anlatıyorum ve kendimde pek kötü yetişmiş bir örneğini gösteriyorum. Bu örneği yeniden biçim vermek elimde olsaydı, onu elbet olduğundan çok başka türlü yapardım. Bir kez yapılmış artık, şunu söyleyeyim ki, kendimi anlatırken söylediklerim değişik ve değişken olmakla beraber hiç gerçeğe aykırı değildir. Dünya durmayan bir salıncaktır. Orada her şey toprak, Kafkas'ın kayalıkları, Mısır'ın piramitleri, hem çevresiyle birlikte hem de kendi kendine sallanır. Durmanın kendisi bile daha ağır bir sallantıdan başka bir şey değildir. Konumu, kendimi hep aynı halde bulundurmak elimde değil. Doğal bir sarhoşlukla salına serpile yürüyüp gidiyor. Onu belli bir noktada canımın istediği bir andaki haliyle alıyorum. Duruşu değil, geçişi anlatıyorum. Fakat yaştan yaşa yahut halkın dediği gibi 7 yıldan 7 yıla geçişi değil, günden güne, dakikadan dakikaya geçişi. Hikayemi saati saatine yazmam gerekiyor. Az sonra değişebilirim. Yalnız halim değil, amacım da değişebilir. Benim yaptığım, değişen ve birbirine benzemeyen olayları, kararsız ve bazen çelişmeli düşünceleri yazıya dökmektir.
acaba benliğim mi değişiyor, yoksa aynı konuları farklı koşullara ve ayrı bakımlara göre mi ele alıyorum? Her ne hal ise kendi kendimden ayrıldığım oluyor. Fakat Demades'in, Atinalı ünlü bir hatip, dediği gibi doğrudan hiç ayrılmıyorum. Ruhum bir yerde durabilseydi kendimi denemekle kalmaz bir karara varırdım. Ruhum sürekli bir arayış ve oluş içinde. Anlattığım hayat basit ve gösterişsiz, zararı yok. Bütün ahlak felsefesi sıradan ve kendi halinde bir hayata da girebilir. Daha zengin, gösterişli bir hayata da. Her insanda insanlığın bütün halleri vardır. Olgun bir okuyucu çok kez başkasının yazdıklarında yazarın düşünmediği güzellikler bulur. Okuduklarına daha bir zengin anlam katar ve renkler kazandırır. Başkalarının bilgisiyle bilgin olabilsek bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Kendimizi tanımak. Plinius'un dediği gibi herkes kendisi için bir derstir. El verir ki insan kendini yakından görmesini bilsin. Benim yaptığım bildiklerimi söylemek değil, kendimi öğrenmektir. Başkasına değil, kendime ders veriyorum. Ama bunları başkalarına da anlatmakla kötü bir iş yapmıyorum. Bana yararı olan bu işin belki başkalarına da yararı olabilir. Zaten benim bir şeye dokunduğum yok. Yalnız kendimle uğraşıyorum. Delilik ediyorsam bundan zarar görecek başkası değil benim. Çünkü bu öyle bir delilik ki bende başlayıp bende bitiyor, hiçbir kötülüğe yol açmıyor. Eskilerden yalnız 2-3'ünün bu işi denediğini söylerler ama onların yalnız adlarını bildiğimiz için benim yaptığımın tıpkısını yapıp yapmadıklarını söyleyemeyiz. Ruhumuzun ele avuca sığmayan akışını gözlemek, onun karanlık derinliklerine kadar inmek, türlü hallerdeki bunca incelikleri ayırt edip yazmak sanıldığından çok daha zahmetli bir iştir. Sonra bir taraftan bu işin o kadar başka, o kadar garip bir zevki de var ki, insanı dünya işlerinden hem de en değerli dünya işlerinden çekip alıyor. Birkaç yıldır düşüncelerim kendimden başka amacı yok. Yalnız kendimi sorguya çekiyor ve inceliyorum. Başka bir şeyi incelediğimde oluyor ama onu da hemen kendime çekiyor doğrusu. Kendime mal ediyorum. Daha az yararı olan öteki bilimlerde olduğu gibi bu bilimde öğrendiklerimi başkalarına bildirebiliyorsam bunda hiçbir kötülük görmüyorum. Şunu da söyleyeyim ki öğrendiklerimle hiç de yetinmiyorum. İnsanın kendini anlatmasından daha zor ve daha yararlı hiçbir şey yoktur. Üstelik meydana çıkmak için insanın süslenmesi, kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Ben durmadan kendimi düzenliyorum çünkü durmadan anlatıyorum. Kendinden söz etmeyi kötü görmek, yasak etmek adet olmuştur. Çünkü kendinden söz etmek her zaman kendini övmek gibi görünür. Kendini övmekse herkesin zıttına gider. Ama kendinden söz etmeyi yasak etmek, çocuğun burnunu silecek yerde burnunu koparmak olur. Kusur korkusuyla suç işliyoruz. Horates. Bu tedbirde ben kârdan zarar görüyorum. Hatta kendimden söz etmek mutlaka övülmek olsa bile, ben asıl amacıma bağlı kalmak için kendimdeki bu hastalığı ortaya koyacak bir işten kaçınmamalıyım. İşlediğim hem de edindiğim bu kusuru gizlememeliyim. Ama bana sorarsanız birçokları içip sarhoş oluyor diye şarabı yasak etmek yanlıştır. Fazla kaçırılan şeyler hep iyi şeylerdir. Kendinden söz etmenin kötü sayılması bence yalnız halkın düşeceği kaba hatalardan ötürüdür. Bu türlü kurallar budalalara vurulan bezginlerdir. Ne azizler ki kendilerinden pekala söz ederler, ne filozoflar ne bilginler bu kuralları dinler, onlara hiç benzememekle birlikte ben de bu kuralları dinlemiyorum. Onların ereği kendilerini anlatmak değildir ama sırası gelince de kendilerini ulu orta göstermekten çekinmezler. Sokrat kendinden söz ettiği kadar neden söz eder? Hep müritlerini de kendilerinden söz etmeye, kitaplardan öğrendiklerini değil, içlerinde olup bitenleri anlatmaya dürtüklemezler mi? Tanrı'ya ve rahibe kendimizden söz etmiyor muyuz? Protestan komşularımız bunu halkın gözü önünde yapıyorlar. Diyeceksiniz ki onlara yalnız kötü taraflarımızı anlatırız. Ama bu her şeyi söylüyoruz demektir çünkü iyi tarafımız da bütün günahlardan arınmış değildir.
Benim mesleğim sanatım yaşamaktır. Bana hayatımı duyduğum, gördüğüm ve yaşadığım gibi anlatmamı yasak edenler, mimara da desinler ki sen binalardan kendine göre değil başkasına göre, kendi bilginle değil başkasının bilgisiyle söz edeceksin. Kimse sormadan kendi değerlerini ortaya koymak bir övünme ise, niçin Cicero, Hortenteus Cicero'nun söz güzelliğini öne sürebilir? Bana diyebilirler ki, kendini kuru sözle değil işle ve eserle anlat. Ben her şeyden önce düşüncelerimi anlatıyorum. Bunlarsa ün ve eser haline gelemeyecek kadar belirsiz şeyler. Onları söz haline getirmekte bile güçlük çekiyorum. Birçok olgun ve değerli insanlar herhangi bir iş görmekten kaçınmışlardır. Yaptığımız işler kendimizden çok rastlantıların eseridir. Bu işler kendi özlerini belli ederler. Beni ise ancak şöyle böyle belli belirsiz parça parça gösterebilirler. Ben kendimi olduğum gibi gösteriyorum. Öyle bir beden yapısı koyuyorum ki ortaya bir bakışta damarları, kasları, her şeyi yerli yerinde görüyorsunuz. Öksürük, sararma yahut yürek çarpması yalnız bedenin bir kısmını, onu da şöyle böyle gösterebilir. Ben yaptıklarımı değil, kendimi, öz benliğimi anlatıyorum. Bence insan ne olduğunu bilmekte dikkatli olmalı. İyi tarafını da, kötü tarafını da aynı titizlikle ortaya çıkarmalıdır. Eğer ben kendimi iyi ve olgun görseydim, bunu bağıra bağıra söylerdim. Kendimi olduğundan az göstermek, alçak gönüllülük değil budalalıktır. Kendine değerinden az paha biçmek korkaklıktır, pısırıklıktır. Aristoteles'e göre hiçbir iyilik, sahtelikle bir arada gitmez. Doğru, hiçbir zaman yanlışa yer vermez. Kendini gereğinden fazla göstermek de çoğu kez gururdan değil budalalıktandır. Bence bu kendini beğenme illetisinin esası, kendinden pek fazla hoşlanmak, kendi kendine hayasızca aşık olmaktır. Bunun en iyi çaresi kendinden söz etmeyi yasaklayan ve böylece bizi kendimiz üzerinde düşünmekten büsbütün alıkoyanların dediklerinin tam tersini yapmaktır. Gurur insanın düşüncesidir. Söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır. Bu adamlar öyle sanıyorlar ki insanın kendi üzerinde durması, kendinden hoşlanması, hep kendisiyle uğraşması, kendine fazla düşkün olması demektir. Oysa ki aşırı benciller, kendilerini pek üstün körü bilenler, kendilerinden önce işlerine bakanlardır. Onlara göre kendi kendisiyle baş başa kalmak, sırt üstü yatıp vakit öldürmektir. Ruhunu zenginleştirmeye, kendini adam etmeye çalışmak, boş hayaller kurmaktır. Sanki kendimiz bizden ayrı, bize yabancı birisiymiş gibi. Kendinden aşağıya bakıp da kendi kafasına hayran olan adam, kendinden yukarıya, geçmiş yüzyıllara gözlerini kaldırsın. O zaman yüzlerce devin ayakları altında kalacak ve burnu kırılacaktır. Kendi mertliğiyle övünüp böbürleniyorsa, onu çok geride bırakan Scipio'nun, Epaminondas'ın, bunca orduların ve ulusların hayatlarını hatırlasın. İnsan kendindeki eksik ve cılız değerlere üstelik insan hayatının hiçliğini hesaba katarak düşünecek olursa hiçbir değeriyle övünmeye kalkışmaz. Yalnız Sokrat tanrısının dediğine uyup kendini gerçekten tanımasını ve küçük görmesini bildiği için bilge adını almaya hak kazanmıştır. Kendini böylesine tanıyan adam istediği kadar kendinden söz etsin. Nasıl yazmalı? Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım. Kendi gidişimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar üstüme fena abanır, yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkana hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkı tembih edermiş. Ben de öyle. Hatta çalgıcı Antigonides'in bulduğu çare benim daha işime gelirdi. Bir şey çalacağı zaman kendinden önce ve sonra halka doyasıya kötü şarkılar dinletirmiş. Böyle derim ki, Platartus'tan da kolay kolay ayrılamam. O kadar dünyayı içine almış ki bu adam. Ne yapsanız, hangi olmayacak konuyu ele alsanız, bir taraftan gelir işinize karışır ve size türlü zenginlikler, güzelliklerle dolu cömert bir el uzatır. Kendini her gelene bu kadar kolayca yağma ettirmesi bayağı gücüme gidiyor. Şöyle biraz tuttunuz mu, kolu kanadı elinizde kalıyor. Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyorum. Kimsenin bana el uzatamayacağı, söz edemeyeceği yabancı bir ülkede oturuyorum. Öyle bir yer ki tanıdığım hiç kimse okuduğu duanın Latincesini bilmez. Hele Fransızcasını hiç anlamaz.
Başka yerde yazsam daha iyi yazardım. Ama yazdığım şey daha az benim olurdu. Oysa ki benim yazımda asıl aradığım tam anlamıyla kendimin olmasıdır. Ben yazarken rastgele gittiğim için bol bol hatalara düşerim. Bunları pekala düzeltebilirim. Ama o zaman benim adetim, malım olmuş kusurları düzeltmekle kendi kendimi yanlış tanıtmış olurdum. Bana dediler mi, yahut ben kendi kendime dedim mi ki, sen kaba kaba benzetmeler yapıyorsun. Bu sözcük Gaskonya kokuyor. Bu sözün tehlikeli. Ben Fransız sokaklarında söylenen hiçbir sözden kaçmam. Gramer adına kullanılan dile çatanlar benimle alay ederler. Bak şu cahilce söze, akla aykırı laf ediyorsun. Fazla ileri gidiyorsun. Sen boyuna kendinle oynuyorsun. Sahiden söylediğini de herkes yalancıktan sanacak. Doğru derim. Ama ben dikkatsizlikten gelen hatalarımı düzeltsem bile ben de adet haline gelmiş olanları düzeltemem. Ben hep böyle konuşmuyor muyum? Her yerde böyle çiğ çiğ göstermiyor muyum kendimi? Sorun yok. Yazarken aradığımda bu zaten. Herkes kitabımda beni, ben de kitabımı görsün. Olası olsun dertlerini İnceleyip kendi dertlerini bilmeyen dil bilginleriyle çalgılarını akord etmesini bilip de yaşayışlarını akord etmesini bilmeyen müzikçilerle adaletten söz etmeyi öğrenip adaleti uygulamayanlarla alay edermiş Kral Dionysos. Hayat ve felsefe. Çok gariptir. Çağımızda işler o hale geldi ki felsefe anlayışlı insanlar arasında bile ne teorik ne pratik hiçbir yararı ve değeri olmayan boş ve kuru bir laf olup kaldı. Bence bunun nedeni felsefenin ana yollarını sarmış olan safsatalardır. Felsefeyi çocuklar için ulaşılmaz, asık suratlı, çatık kaşlı ve belalı göstermek büyük bir hatadır. Onun yüzüne bu sahte, bu kaskatı, bu çirkin maskeyi kim takmış? O ki hep bayram ve hoş zaman içinde yaşamayı emreder bize. Gamlı ve buz gibi soğuk bir yüz içimizde felsefenin barınamadığını gösterir. Felsefeyi barındıran ruh, kendi sağlığıyla bedeni de sağlam etmeli. Huzur ve rahatın ışığı ta dışarıdan görünmelidir. Dış varlığı kendi kalıbına uydurmalı ve böylece ona sevimli bir gurur, hareketli ve neşeli bir tavır, memnun ve güler yüzlü bir hal vermelidir. Bilgeliğin en açık görüntüsü sürekli bir sevinçtir. Onun durumu, aydan daha yukarıda olan şeylerin durumu gibidir. Hem de rahat, müritlerini çamur ve kir içinde yaşatan felsefe değil, barok ve baraliptonculardır. Onlar felsefenin yalnız adını duymuşlardır. Yoksa nasıl olur? Felsefe, ruhun fırtınalarını dindirmeyi, açlığı ve hastalığı gülerek karşılamayı, bir takım uydurma, müneccim işaretleriyle değil, doğal ve somut yollarla öğretmeye çalışır. Felsefenin amacı erdemdir. Bu erdem de medresenin söylediği gibi sarp, yalçın ve çıkılmaz bir dağın başına dikilmiş değildir. Ona yaklaşanlar, tersine güzel, bereketli ve çiçekli bir ova içinde görürler onu. Orada erdem yine her şeyden yüksektedir fakat yerini bilen olunca ona gölgeli, çimenli, güzel kokulu yollardan, güle söyleye, göklerin kubbesi gibi rahat ve dümdüz bir inişle varılabilir. Bazıları bu yüksek, bu güzel, bu zafer sevinci dolu, aşk dolu tadına doyulmaz, yiğitliğine ulaşılmaz erdemin tatsızlığa, rahatsızlığa, korkuya, zorbalığa, açıkça ve amansızca düşman olan, kendine doğayı kılavuz, mutluluğu ve zevki eş bilen erdemin semtine uğramadıkları için gitmişler, güçsüzlüklerine uygun olarak böyle kasvetli, titiz, somurtkan, eli sopalı, asık suratlı, anlamsız bir erdem örneği tasarlamışlar ve onu insanları korkutmaya mahsus bir umacı gibi dünyadan uzak bir kayalığın üstüne dikenlikler arasına koymuşlar. Gerçek erdem, zengin, kudretli ve bilgili olmasını, mis kokulu yataklarda yatmasını bilir. Hayatı sever, güzelliği de, şanı ve onuru da, sağlığı da sever. Fakat onun özbeöz işi, bu nimetleri ölçüyle kullanmasını ve yiğitçe bırakıp gitmesini bilmektir. Çetinliğinden çok daha fazla büyüklüğü olan bir iş, ki onsuz her hayat bozuk, karışık ve şekilsizdir ve bu yüzden tehlikeli engeller, dikenlikler ve ejderhalarla dolmaya elverişlidir. Eğer eğitilecek genç, acayip yaratılışlı olur da
güzel bir yolculuk hikayesi yahut anlayabileceği bir felsefe konusu yerine masal dinlemeyi yeğe tutarsa, arkadaşlarının genç dinç yüreklerini coşturan davullar çalındığı zaman o kendisini hokkabaz oyunlarına çağıran arkadaşının yanına giderse, bir savaştan toz toprağa ve zafere bürünüp dönmeyi, top oyunundan yahut balodan bir armağanla dönmekten daha hoş ve daha çekici bulmazsa, bu genç için bir tek çare görüyorum. Eğitmeni onu daha çocukken kimseye duyurmadan boğar ya da bu gence bir dukanın oğlu bile olsa herhangi bir şehirde pastacılık yaptırılır. Platon der ki, çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Madem ki asıl felsefe bize yaşamayı öğreten felsefedir ve madem ki çocuğun da öbür yaştakiler gibi ondan alacak olduğu dersler vardır, niçin çocuğa felsefe öğretilemezmiş? Çamur yumuşak ve ıslak, çabuk çabuk olalım, durmadan dönen çark biçim versin ona. Perseus. Bize yaşamayı ömür geçtikten sonra öğretiyorlar. Cicero dermiş ki, İki insan hayatı yaşayacak olsam bile lirik şairleri incelemeye zaman harcamam. Bence bu dırdırcılar daha hazin bir şekilde yararsızdır. Çocuğumuzun o kadar yitirecek zamanı yoktur. Pedagogların elinde ancak hayatının ilk 15-16 yılını geçirebilir. Geri kalan zaman hayatındır. Bu kadar kısa bir zamanı zorunlu bilgilere verelim. Üst yanı emek israfıdır. Hayatımızın işine yaramayan bütün bu çetrefil diyalektik oyunlarını kaldırıp atın, iyi seçmesini ve iyi açıklamasını bilmek koşuluyla basit felsefi konuları alın. Bunlar Bocconia'nın masalından daha kolay anlaşılır. Bir çocuk bunları süt dinleye verildiği andan itibaren okuma yazmadan çok daha kolay öğrenebilir. Felsefenin insanlara yaşamaya başlarken de ölüme doğru giderken söyleyecekleri vardır. Yasalar üzerine. Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için yürürlükte kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl dışı bir güçten gelir, başka bir şeyden değil. Mistik olmak işlerine gelir. Yasa koyanlar da çok kez budala ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir. Nasıl olursa olsunlar, insandırlar sonunda. Her yaptıkları şey ister istemez sudan ve değişkendir. Yasalardan daha ağır, daha çok ve daha geniş haksızlıklara yol açan ne vardır? Bir filozofu çiftleşirken yakalayıp ne yapıyorsun diye sormuşlar. Bir insan ekiyorum diye cevap vermiş serin kanlılıkla ve hiç utanmadan. Sarımsak ekerken görülmekle bu işi yaparken görülmek arasında ayrım yokmuş onun için. Bilgi ve düşünce. Öğrenimden kazancımız daha iyi ve daha akıllı olmaktır. Epiharmus der ki, İnsan düşünceyle görür ve duyar. Her şeyden yararlanan, her şeyi düzene sokan, başa geçip yöneten düşüncedir. Geri kalan her şey kör, sahar ve cansızdır. Şu kesin ki, çocuğa kendiliğinden bir şey yapmak özgürlüğünü vermemekle, onu korkak bir köle durumuna sokuyoruz. Retorika ve gramer üstüne, Cicero'nun şu veya bu cümlesi üstüne, öğrencisinin ne düşündüğünü kim sormuştur? Bunları tanrı sözü gibi melleğimize basma kalıp yapıştırırlar. Harfler ve sözcükler anlatılan şeyin kendisi haline gelir. Ezber bilmek bilmek değildir. Belleğimize emanet edilen her şeyi saklamaktır. İnsan kendiliğinden bildiği her şeyi ustasına bakmadan, kitaptaki yerini aramadan, istediği gibi kullanır. Tümüyle kitaptan bir bilgi ne sıkıcı bilgidir. Böyle bir bilgi bir süs olarak kullanılsın ama temel olarak değil. Nitekim Platon, gerçek felsefenin sağlam irade, inanç ve dürüstlük amaçları başka olan öteki bilimlerin ise yalnızca süs olduğunu söyler. Yaşamak ve çalışmak. Doğa bir ana gibi davranırmış bize. İstemiş ki ihtiyaçlarımızı gidermek zevkli bir iş olsun üstelik. Aklımızın istediği şey, iştahımızın da aradığı şey olsun. Onun kurallarını bozmaya hakkımız yok. Sezar'ın ve İskender'in en büyük işleri başarırken doğal ve bundan ötürü gerekli ve akla uygun zevkleri bol bol tattıklarını görünce buna ruhu gevşemek desem, tersine o zor işleri ve yorucu düşünceleri dinç bir yürekle günlük hayatın bir parçası haline sokmak ruhu sağlamlaştırmaktır derim. Zevkleri gündelik zaferlerini olağanüstü iş saymışlarsa bilgi adamlarmış.
Biz pek şaşkın varlıklarız. Filanca hayatını işsiz güçsüz geçirdi deriz. Bugün hiçbir şey yapmadım deriz. Bir şey yapmadım ne demek? Yaşadınız ya. Bu sizin yalnız başına işiniz değil, en parlak, en onurlu işinizdir. Bana büyük işler çevirmek olanağı verselerdi, neler yapmaya gücüm olduğunu gösterirdim deriz. O önce siz kendi hayatınızı düşünmeyi, çevirmeyi bildiniz mi? Bildinizse bütün işlerin en büyüğünü görmek için büyük fırsatlara ihtiyaç yoktur. Hangi mevkide olursa olsun perde arkasında da perde önünde de insan kendini gösterir. Bizim işimiz kitap doldurmak değil, ahlakımızı yapmaktır. Savaşmak, ülke kazanmak değil, yaşayışımıza dirlik düzenlik getirmektir. En büyük, en onurlu eserimiz doğru dürüst yaşamaktır. Geri kalan her şey başa geçmek, para yapmak, binalar kurmak, nihayet ufak tefek eklentiler yollardır. Bir komutanın az sonra hücum edecek olduğu bir kalenin eteğinde dostlarıyla tümüyle serbest ve rahatça, kaygısızca sohbete dalması, Brutus'un herkesin kendisine ve Roma'nın özgürlüğüne karşı pusu kurduğu bir sırada, gece dolaşmasından birkaç saat çalarak tam bir sessizlik içinde Polybius'u okuyup notlar yazması ne güzel bir şey. Düşündükçe içim açılır. Ancak küçük ruhlar işlerin ağırlığı altında ezilir, onlardan sıyrılmayı, bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler. Ey benimle bunca çetin işler görmüş yiğitler! Bugün dertlerinizi şarapla giderin, yarın engin denize açılacağız. Horatius. Ruh ve beden. Güzellik insanlar arasında çok tutulan bir şeydir. Aramızda ilk anlaşma onunla başlar. İnsan ne kadar vahşi, ne kadar kötü yaratılışta olursa olsun, onun büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Bedenin varlığımızdaki payı ve değeri büyüktür. Bu bakımdan onun yapısına ve düzenine verilen önem pek yerindedir. İki temel taşımızı, ruh ve bedeni, birbirinden ayırmak, koparmak isteyenler yanılıyorlar. Tam tersine onları çiftleştirmek, birleştirmek gerek. Ruhtan istenecek şey bir köşeye çekilmek, kendi kendine düşünmek, bedeni hor görüp kendi başına bırakmak değil. Hoş bunu ancak sahte bir çeşit maymunlukla yapabilir ya. Ona bağlanmak, onu kucaklamak, sevmek, ona arkadaşlık ve kılavuzluk etmek, öğüt vermek, yanlış yola saptığı zaman geri çevirmek, kısacası onunla evlenmek, ona gerçekten bir koca olmaktır. Ta ki ikisinin hareketleri arasında başkalık ve karşıtlık değil, uygunluk ve benzerlik olsun. İnsan ve ötesi. Kendini beğenmek insanın özünde, yaratılışında olan bir hastalıktır. İnsan yaratıkların en zavallısı, en cılızıdır. Öyleyken en mağruru da odur. Şurada dünyanın çamuru ve pisliği içinde oturduğunu, evrenin en kötü, en ölü, en aşağı katında, göklerin kubbesinden en uzakta, üç cinsten yaratıkların en kötü hallerindekiyle birlikte, dünya evinin en alt katına bağlı ve çakılı olduğunu bilir, görür ve yine hayaliyle aydan yukarılara çıkıp gökleri ayaklarının altına indirmek sevdasıyla yaşar. Aynı hayal gücüyle kendini Tanrı ile bir görür. Kendisine tanrısal özellikler verir. Kendini öteki yaratıklar sürüsünden ayırıp kenara çeker. Arkadaşları, yoldaşı olan varlıklara yukarıdan bakar. Her birine uygun gördüğü ölçüde güçler ve yetenekler dağıtır. Biz insanlar öteki yaratıkların ne üstünde ne altındayız. Bilge der ki göklerin altındaki her şey aynı yasanın ve aynı yazgının buyruğundadır. Her şey kırılmaz zincirleriyle bağlı yazgının. Lucretius. Bazı ayrılıklar, düzeyler ve dereceler vardır ama her şeyde aynı doğanın yüzü görülür. Her şey kendine göre gelişir ve hepsi sürdürür doğa düzeninin ayrılıklarını. Lucretius. Evini koruma. Bunca bekçili, silahlı evler yok oldu gitti de benimki niçin duruyor? Anlaşılan diyorum, o evler bekçili, silahlı oldukları için yok olup gittiler. Korunmak saldırana hem istek veriyor hem de hak kazandırıyor. Her korunma savaşçı bir kılığa girer ister istemez. Bilinecek, bilinince de daha fazla hatırı sayılacak diye iyi adam olan, insanların kulağına gitmesi koşuluyla iyilik eden kişi, kendisinden fazla yarar sağlanabilecek bir insan değildir. Aşk üstüne. Kitapları bir yana bırakır da dobra dobra konuşursak, aşk dediğimiz şey, arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şey değildir gibi geliyor bana. Venüs'ün bize verdiği şey, sonunda bir boşalma hazı değil mi? Tıpkı doğanın başka taraflarımızın boşalmasına kattığı haz gibi.
Bu haz ölçüsüzlük yahut hayasızlık yüzünden kötülük haline geliyor. Sokrat'a göre aşk güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. Ama nedir bu hazın insana verdiği o acayip gıdıklama? Zenon'u, Kratiptos'u, düşürdüğü o delice, budalaca, saçma sapan haller, bizi sürüklediği o uygunsuz azgınlık, aşkın en tatlı anında o alev saçan, kudurmuş, zalim surat, sonra nedir o birden kabarıp böbürlenme, bu kadar çılgınca bir işin içinde o ciddileşip kendinden geçme? Hem ne diye hazlarımızla pisliklerimizi sarmaş dolaş edip hep bir yere koymuşlar? Ne diye insan hazın son kertesinde acı çeker gibi, ölecek gibi inlemekli oluyor? Bunlara bakınca Platon'un dediği gibi tanrıların insanı kendilerine oyuncak diye yarattıklarına inanasım geliyor. İnsanların bu en bulanık, en karışık, işinin en ortak işleri olması da doğanın bir cilvesidir diyorum. Böylelikle bizi denkleştirmek, akıllılarla delileri, insanlarla hayvanları birleştirmek istemiş. İnsanların en ağırbaşlısını, o bilinen hal içinde bir düşündün mü, bütün ağırbaşlılığı bir yapmacık oluverir. Tavus kuşuna haddini bildiren ayaklarıdır. Oyun arasında ciddi düşüncelere yer vermeyenler, bu aziz heykelinin karşısında önü açık diye dua etmekten çekinenler gibidir. Biz de pekala hayvanlar gibi yeriz içeriz ama bunlar ruhumuzun göreceği işlere engel olmaz. Bu işte hayvanlara üstünlüğümüzü gösterebiliriz. İşte gel gelelim, öteki iş bütün düşünceleri, Platon'un bütün felsefesini ve ilahiyatını emri altına alır, amansız hışmıyla bizi hem de seve seve insanlığımızdan çıkarıp hayvanlaştırır. Başka her yerde az çok nazik olabilirsiniz. Başka her iş kibarlık kurallarına uydurulabilir. Ama bu işin hayvanca ve gülünç olmayan şekli düşünülemez bile. Bir arayın da bulun bakalım, bu iş bilgece ve edepli bir şekilde nasıl yapılabilir? Büyük İskender herkes gibi bir ölümlü olduğunu, bir bu işte bir de uyumada anladığını söylermiş. Uyku ruhun kötü güçlerini sarıp yok eder. Bu işte hepsini kaplayıp darmadağın eder. Onu sadece mayamızdaki bozukluğun değil, hiçliğimizin, noksanlığımızın bir belirtisi sayabiliriz kuşkusuz. Doğa bir yandan bizi bu arzuya doğru sürer, gördüğü işlerin en soylusunu, en yararlısını, en güzelini de ona bağlamıştır. Bir yandan da bizi bırakır, onu kötüleriz, ondan ayıp, günah diye utanır, kaçarız, perhizi sevap sayarız. Bizi yaratan işi hayvanlık saymaktan daha büyük hayvanlık mı olur? Türlü ulusların dinlerinde vardıkları kurban, mum yakma, oruç, adak gibi ortak taraflardan biri de cinsel arzunun kötülenmesidir. Onun bir cezalanması demek olan sünnet bir yana, bütün kanılar bu konuda birleşir. Hoş bir bakıma insan denilen bu budala varlığı yaratma işini ayıplamakta, bu işe yarayan taraflarımızdan utanmakta pek de haksız değiliz ya. İnsanın doğuşunu görmekten herkes kaçar ama ölümünü görmeye hep... İkinci kasetin A yüzü, denemeler, sayfa 51. İnsanın doğuşunu görmekten herkes kaçar ama ölümünü görmeye hep koşa koşa gideriz. İnsanı öldürmek için gün ışığında geniş meydanlar ararız ama onu yaratmak için karanlık köşelere gizleniriz. İnsanı yaparken gizlenip utanmak bir ödev, onu öldürmesini bilmekse birçok erdemleri içine alan bir şereftir. Biri günah, öteki sevaptır. Aristoteles ülkesinin bir deyimine göre, birini iyileştirmenin öldürmek anlamına geldiğini söyler. Bazı uluslar yemek yerken başlarını bir örtüyle kaparlarmış. Bir bayan tanırım, hem de en büyüklerinden bir bayan. O da aynı kafada. Çiğnemek hiç güzel bir hareket değilmiş, kadının zarafetine, güzelliğine çok zarar verirmiş. Bu bayan iştahı olduğu zaman herkesten kaçarmış. Başka bir adam bilirim, ne başkalarını yemek yerken görmeye ne de başkalarının kendini yerken görmesine katlanamazmış. Karnını doldurmak, içini boşaltmaktan çok daha ayıp bir iştir. Türk padişahının ülkesinde birçok insanlar varmış ki, başkalarının üstün sayılmak için kendilerini yemek yerken göstermezlermiş.
haftada bir tek öğün yerlermiş, yüzlerini gözlerini paramparça ederlermiş, kimselerle konuşmazlarmış. Bu softalar demek, doğayı bozdukça değerlendireceklerini, yaratılışlarını hor görmekle yükselebileceklerini, ne kadar kötüleşirlerse o kadar iyileşeceklerini sanıyorlar. Şu insan ne korkunç bir hayvan ki kendi kendinden bu kadar iğreniyor, kendi zevklerini başının belası sayıyor. Hayatlarını gizleyen, başkalarının gözüne görünmekten kaçan insanlar da var. Sağlık, sevinç içinde olmak onlar için en zararlı, en belalı hallerdir. Değil yalnız birçok tarikatlar, birçok uluslar var ki doğuşlarına lanet eder, ölümlerine şükrederler. Güneşe lanet edip karanlıklara tapanlar bile var. Biz insanlar kendimizi kötülemeye gösterdiğimiz zekayı hiçbir yerde gösteremeyiz. Kafamızın o her şeyi bozabilen tehlikeli aletin peşine düştüğü, öldürmeye kastettiği av kendi kendimizdir. Ah zavallılar, sevinçlerini suç sayanlar. Galus. Yine zavallı insan, az mı derdin var ki kendine yeni dertler uyduruyorsun? Az mı kötü haldesin ki bir de kendi kendini kötülemeye özeniyorsun? Ne diye yeni çirkinlikler yaratmaya çalışıyorsun? İçinde ve dışında zaten o kadar çok çirkinlikler var ki. O kadar rahat mısın ki rahatının yarısı sana batıyor. Doğanın seni zorladığı bütün yararlı işleri gördün bitirdin, işsiz güçsüz kaldın da mı başka işler çıkarıyorsun kendine? Sen tut doğanın şaşmaz, hiçbir yerde değişmez yasalarını hor gör, sonra o senin yaptığın bir taraflı acayip uygunsuz yasalara uymaya çalış. Üstelik bu yasalar ne kadar özel, dar, dayanıksız, gerçeğe aykırı olursa çabalarında o ölçüde artıyor senin. Mahalle papazının sana emrettiği gündelik işlere sıkı sıkıya bağlanırsın, Tanrı'nın, doğanın emirleri umurunda değildir. Bak bir düşün bunlar üzerine. Bütün yaşamın böyle geçiyor. Dostluk. Dost ve dostluk dediğimiz, çokluk ruhlarımızın beraber olmasını sağlayan bir rastlantı ya da zorunluluklarla edindiğimiz ilintiler, yakınlıklardır. Benim anlattığım dostlukta ruhlar o kadar derinden uyuşmuş, karışmış, kaynaşmıştır ki onları birleştiren dikişi silip süpürmüş ve artık bulamaz olmuşlardır. Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle anlatabilirim sanıyorum. Çünkü o, o idi, ben de bendim. Ruhlarımız o kadar sıkı bir birliktelikle yürüdü, birbirlerini o kadar coşkun bir sevgiyle seyretti ve en gizli yanlarını o kadar birbirine öyle açıldılar ki, ben onun ruhunu benimki kadar tanımakla kalmıyor, kendimden çok ona güvenecek hale geliyordum. Öteki sıradan dostlukları buna benzetmeye kalkışmayın. Onları hem de en iyilerini ben de herkes kadar bilirim.